Cevap verin efendim sorularıma. Ayla Hanım, görüyorsunuz ki hesap yapıyorum. Beni böyle saçma sapan sorularla rahatsız etmeyin lütfen. Tüh! Yazıklar olsun. Saçma sapan ha? Bırakın o hesabı. Soruyorum size. Ne var aranızda o kızılla? Ne olabilir efendim? Çıldırtmayın insanı. Çok değerli bir komşumuz. Hal hatırda mı sormayacağız artık? Hayır efendim, sormayacaksınız. Ya öyle köşelere çekilip fısır fısır muhabbetler. Vallahi şimdi gidip saçını başını yollayacağım onun. Ayla Hanım! Çıldırdınız mı siz? Ayla, senin üstünü gül mü kokluyor yoksa bu? Kokluyor anneciğim, kokluyor. Şu karşıki kızılla hem de. Koynumuzda yılan besliyormuşuz. Ne münasebet efendim, yok öyle bir şey vallahi. Sus sus, boyu devrilesince apartman çapkını. Ah Rukniddin'im ah. Evine bağlı, çocuklarına sadık. Ah babacığım ah. Bir de şu damadını gör. Kemikleri sızlıyordur adamcağızın şimdi. Rukniddin Bey, vallahi günahımı alıyorlar. Ah hayatta olsaydınız da çektiklerimi görseydiniz şu iki cadının elinden. Hey kanaryam hey, sarı kanaryam. Cipapap cipapap. Öt, biber sürerim ağzına. En büyük fener. Bak ne yazıyor Ali Sami Alkış abim. Babacığım Halil Pazarlama buyurun. Tamam buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Halil Pazarlama buyurun. Hayrola babacığım? Hayırdır hayır. Kestiriyor muydun delikte aslanım? Ne kestirmesi Hüseyin? Kapı bekliyoruz. Nasılsın Sultan Hanım? Nasıl olalım? Biliyorsun sıkıntımızı. Düzelecek inşallah, düzelecek. Sıkmayın canınızı. Gülsüm nerede? Muayenehanede babacığım, çocuklarla. Çağırayım mı? Yok. Dur biz girelim. Konuşacaklarımız önemli. Burada olmaz. Devam etsene evladım. Yavaş konuşun biraz canım. Öğrenci var içeride. Özür dileriz beyefendi, hürmetler. Saygısızlar. Bak rahatsız ettiniz beyefendiyi. Bir daha olmasın. Ne yaptınız belediye işini? Biz de onu konuşmaya geldik beyefendi. Uğraşıyoruz. Daha bir şey yok. Saygılar efendim. Olacak, olacak. İyi günler. İyi günler. Aman halledin bir an önce, şakası yok. Vallahi atıverirler içeriye. Ruhsatsız, altyapısız bina. Duydun mu? Hep bu iblisin başının altından çıktı beyefendi. Deme böyle be enişte. Sus, kırarım boynuzunu. Ne yapıyorsun Halil Bey? Aile arasında konuşmaya geldik şuraya. Müsaadenizle beyefendi. Gürültü yok ona göre. Yok efendim, kendi aramızda. Sessiz sakin. Buyurun. Buyurun, analık analık. Aa, siz mi öğretiyorsunuz buna bu lafları ayol? Yok canım, ne öğretmesi? Salak salak konuşuyor işte. Biber sürerim ağzına. Hay benim kadar taş düşsün başınıza analık analık diye. Gül, babanlar geldi Gül. Ayakkabılarınızı çıkar da. Hoş geldiniz, hayrola? Ne bakıyorsun yüzümüze öyle kız? Düşman mıyız? Konuşmaya geldik, aç şu kapıyı. Burada mı? Ne olur, doktor hanım gelene kadar konuşuruz şurada ferah ferah. 5 dakikacık Gül. Dağıtmayın bir şey ama gelir şimdi Türkan Hanım neredeyse. Ne dağıtacağız bacım? Yemeyiz mi aynı hanesini, korkma. Bizi istemiyor karşısında canım, bizi. Gelir gelmez başlamayalım Sultan Hanım. Sen de başlama kız. Sultanım otur. Görüşmeye geldik şuraya tatlı tatlı aile meclisinde. Ha, ne güzel söyledin babacığım, tatlı tatlı. Ha tatlı. Hafize. Bak deden şeker getirdi sana. Bak. Hadi Hanife'ye de ver. Şeker. Enişte sen de nereden buluyorsun bunları yani? Çek elini iblis. Eğlenceye mi geldik buraya? Vaktimiz yok. Evet Halil Bey. Ne konuşacaksak konuşalım da başla bir an evvel. Ondan sonra gidelim. Böyle diken üstünde. İğnelemeyi bırak şimdi Sultan Hanım. Burası bir iş yeri. Evime gelseniz başım üstünde. Evinde de gördük aman. Aa ne gördünüz canım evimde? Aa uzatmayın canım. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde. Yaşa Hüseyin. Birlik beraberlik gibisi var mı? Ne demiş bir paşamız? Uzatma sen de iblis otur. Ne demişse demiş.
Şu zor günlerde ailemizin yumruk gibi kenetlenmesi lazım. Evelallah babacığım, taş kesilir. Buyur emret sen. Gözlerimi yaşarttın vallahi. Öyle aslanım, ailemizin direği o. Direği. İskele babası olduk. Estağfurullah Halil Bey, o nasıl söz? Deme öyle enişte. Öyle öyle. Bir de hapse girersen. Allah göstermesin. Üzme bizi baba. Üzülün. Yardım edin o zaman. Çaresiz kaldım. Edelim babacığım. Ne güne duruyoruz. Elimizden ne gelirse. Para verin, para. Para mı? Ah babacığım. Ah ya. Paraya gelince tıs. Sat triportörü. Aile dayanışmasıysa böyle olur. Kızım yürüyor musun sen? Hadi. Gel, gel babana. Hadi git babaya kızım. Gel. Bırak elini Gül, gel. Aman, aman tut Cafer, düşmesin. Düşer, düşer. Bizim bir komşu vardı, benzetmek gibi olmasın. Vallahi şu mağazlı. Öttü yine baykuş. Sanki biz çocuğumuza sahip olamıyoruz. Oh maşallah. Yuva bahçesine çevirdiniz burayı. Bağrı yürüyor Sabri Bey amcası. Hadi anneye koş da görsün. Hadi gel bana, gel. Görüyorum, görüyorum. Tebrikler. Ne yiyorsunuz öyle? Her tarafa saçılmış kabukları. Süpüreceğim şimdi. Yerde bir tane kabuk görmeyeceğim. Kaçaklar geldi Sevim, koş. Anam geldiler vallahi. Koş Cafer, yardım et. Buyurun. Efendim gözünüz aydın. Sağ ol komşum. Cafer amca bak neler getirdik, Almanya'ya taşıdık vallahi. Maşallah. Halis çok ayıp. Görgüsüz, yardım et gözüm. Neden bu kadar gecikmişler sormadın mı? Konuşacağız gözüm, konuşacağız. Sevim koş. Vallahi benim karım böyle bir şey yapsa canına okurum. Allah Allah. Neyse efendim neyse. Sağ salim geldiler ya. Bırakın o münasebetsizi. Ay vallahi bu yuva yıkar ha. Baykuş. İnlettin ortalığı yine Cemil. Şekerim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Halis sen de yardım et biraz yavrum. Baksana Abadi anne. Abadi bırakmıyor ki. Ah özlemiş özlemiş. Hadi bakalım Cemil Bey iş başına. Teneffüs bitti. Alemin geldi gittisinden sana ne? Bir şey söyleyeceğim Sevim, bir dakika. Bir saniye bile yok. Çabuk iş başına. Adamlar mı geldi? Geldiler efendim, geldiler. Kim geldi kızım, yoğurtçu mu? Ne yoğurtçusu anneciğim? Üstümüzdekiler. Madam var ya yukarıdaki, Alman, Alman. Hoş geldiniz Ulrika Hanım. Aman hanımefendi, onun adı Ulviye. Almanya değil burası. Rica ederim, vatanımız. Orası da ikinci vatanımız ama baba. Hop! Ne dedin? Evet baba, anneannemin vatanı bizim de vatanımız. Hop! Kırarım kafanı, ferre eder. Üvey o, üvey. Senin anneannen öldü. Sırası mı şimdi bunların Davut? Aa. Sırası sırası. Girin eve soracağım hesabını. Buyurun. Hoş bulduk teyzeciğim, öpeyim. Al, kabahatinde otur. Hadi evladım, hadi hoş geldin. Kızdırma babanı. Na kom Halis, kom. Sapık geldi yine. Niye üvey oluyormuş anneannesi efendim? Annesi de üvey efendim. Çocuk ustanın ilk karısından. Ondan böyle olmuş ya sabık. Yakın akraba evliliği. Bizim üstümüze mi taşındı hala bunlar? Ne taşınması anneciğim? Üstümüzde oturuyorlar zaten. Almanya'ya gitmişlerdi ya. Başladı yine sayıklamaya kadın. Buyurun efendim, buyurun. Tanıdım, tanıdım. Onlar mıydı gelenler? Oh çok şükür. 20. seferde anladı. Bunu bir ruh doktoruna göstermek lazım efendim. Siz gösterin kendinizi ruh doktoruna efendim. Hiçbir şeyi yok benim anneciğimin. Ne güzel anladı işte. Bana mı bir şey söylüyorum? Yok anneciğim. Öğrenci gelecekmiş de. Gelsin gelsin. Kiracı haber bekliyor efendim kendisinden. Söyleseniz de annenize bir karar verse artık. Kaç kere söyleyeceğim efendim? $500 vermiyor işte. Turşusunu kuracak Burak. Az para mı $500 bugün? Ayla ne diyor o öyle kaşlarını çata çata? Üf bıktım ha. Kiracı haber bekliyormuş anneciğim, kiracı. Karar versin diyor. Hah öğrenci geldi. Hadi efendim toparlanın siz de. Vermem ben o insanlara evimi kızım. Hiç boşuna beklemesinler. Hoşlanmadı. Ah Rukneddin ha. Bıraktın gittin beni damat ellerine. Buyur evladım. Çalıştın inşallah. Ders ücretlerine biraz zam yaptık biliyorsun. Biliyorum. Kalk anneciğim çıkalım balkona. Hava alırız biraz.
Hoş geldin evladım. Nasıl, güzel miydi Almanya? Bu o çocuk değil anneciğim. Sapıttı iyice, sapıttı. Hadi evladım, güle güle. Allah zihin açıklığı versin. Selam söyle babana. Pekala. Babacığım, para para. Baykuş. Dur ben açayım. Bu öğrendiklerini evdekilere de çal evladım. İftihar etsinler. Merhaba Sabri Bey. Oo efendim, merhaba, buyurun, şeref verdiniz. Nasılsınız? Nasıl olalım efendim, yorgunluk. Kayınvalidemle sevgili eşim de bir yandan. Siz de yorgun görünüyorsunuz. Öyle, çok erken kalkıyorum. Öğlene kadar hastanede poliklinik. Zor efendim, işiniz zor. Allah kolaylık versin. Cafer yok mu? Bir şeyler aldıracaktım, karnım aç da. İçerideler efendim, sizde. Aile toplantısı var. Muayenehanede mi? Ne ilgisi var? Söyledim efendim, münasebetsizlik işte. Halil efendinin hapse girme durumu var da apar topar toplandılar. Hapis mi? Evet efendim, maalesef. Belediyeyle başları dertte. Gülsüm söylemişti. Doktor geldi, kızıl kızıl. Sus yaramaz, Türkan teyzeyim ben. Utanmaz ahlaksız. Hanımefendi rahatsız ediyorsa kulağından tuttuğum gibi. Bırakın Sabri Bey hayvanı, takılıyorum. Bunlar ne böyle Sabri Bey? Cami kapısı gibi. Köylü efendim, köylü. Öğretemedik maalesef. Türkan Hanım, gel çabuk. Neler oluyor Gül? Hürmetli hanımefendi. Merhaba efendim. Nasılsınız doktor hanım? İyiyiz efendim, sizi sormalı. Sormayın, kan ağlıyoruz. Doktor geldi, kızıl kızıl. Kızıl, gökgözlü kadın. Yanlış mı söylüyor hayvan, kızıl? Hiçbir şeyinize dokunmadık hanımefendi. Şöyle ayaküstü çocuklarla konuştuk biraz. Aile meselesi, aile. Beyefendi, sizinle de müsait bir zamanda görüşebilsek. Görüşelim. Yüksek ve değerli fikirlerinizden yararlanmak isteriz. Olur, buyur, buyur. Buyur babacığım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Toplantı yapılacak yer mi burası Gül? Bir hasta gelse. Valla pat diye geldiler Türkan abla, hiçbir şey diyemedim. Düşüncesizlik efendim. İyi günler. İyi günler efendim. Bakıyorum pek sıkı fıkısınız efendim. Ne oluyor? Kiminle efendim? O kızılla. Ne diyorsunuz efendim? Aman duyacak. Duysun efendim, duysun. Oh. Oh. Sevim hava limonata gibi. Her sabah yapmalı bunu. Oh. Siz jimnastik yapmıyor musunuz Sabri Bey? Yapmıyorum efendim, ihtiyacım yok, iyi böyle. İnsan bütün gün enerji fışkırıyor vallahi, tavsiye ederim. Benim enerjim bana yeter. Davut Usta'nın karısından haber yok değil mi hala? Duymadım bir şey efendim. Kaçtı kaçtı, aldı oğlunu pır. Yatıyor mu sizinkiler hala? Onu da karıştı baykuş. Evet efendim, yatıyorlar henüz. Kalkarlar mı bu saatte? Sabahlara kadar televizyon, çene, hazır yiyiciler. İşleri güçleri beni çekiştirmek. Cafer geldi Sevim. Sallanma sallanma, herkes ekmek bekliyor. Buyurun, iyi günler. İyi günler. Kaç lira olmuş dolar? Bakamadım vallahi Cemil abi. Biz de veremedik şu büyük hanımın evini kiraya. 500 doları beğenmiyor kadın. Yazık. Bomboş duruyor. İkinci paket açılmış mı? Haberim yok vallahi. Ayakta uyuyorsun ayakta. Buyurun. Efendim iyi günler. İyi günler komşum. Oo erkencisin ustam. Ne yapalım gözüm? Evde kahvaltı yok. Bir çay pişirelimiz yok. Ya perişan oldunuz. Haber alabildiniz mi Almanya'dan? Almanya'sı batsın. Göndermeyecektin onları usta. Bak ben Sevim'i bir yere yolluyor muyum?
Göndermesek de olmuyor ki komşum. O konuşur efendim, öyle işine geldiği gibi bırakın. He. Baykuş. Abadi, sen de mi işe gidiyorsun? Ne yapalım gözüm? Hayvan da perişan oldu bizimle. Bıraktılar başımıza. Hadi hayırsız yürü. Gidelim amca. Hadi abadi yürü. Müsaadenizle komşum, hayırlı sabahlar. Müsaade sizin efendim. Sefa ile hayırlı işler. Gelmez onlar, gelmez. Aldılar Almanya'nın tadını bir kere. Boşuna bekleme. O ne demek komşum? Ağzını hayra aç. Bırakın efendim şu sarhoşu. Bak nasıl bozuyor adamın moralini. Bak görürsün. Benim adım Cemil. Olmaz amca. Benim yenge böyle insan mı? Halt! Ben konuşuyorum burada. Sen lafa karışma. Yürü. Adı Batasıca. Söylediği lafa bak. Cemil! Cemil kaç saattir sen ne yapıyorsun burada? Ekmek bekliyordum Sevim. He, ekmek. Mahalleye laf yetiştiriyorsun yine. Gir içeri gir. Çok kıymetli şeyler aldım anneciğim. Çarçur eder miyim hiç rahmetli babacığımın parasını? Hepsi de lazımdı. Bakın. Aferin, o ne kızım? Güzellik seti anneciğim. İkimiz de kullanacağız. Nemlendiricisi, temizlik sütü, pudralı fondöteni. Hah, kırışık gidericisi. Çok güzel. Kırışık gidericisi mi? Allah'ım sen benim canımı al. Bu yaştan sonra kırışık gidericisi. Ne söyleniyor kocam? Söylensin anneciğim Cimri. Boşa para harcamadık. İç çamaşırı aldım bakın. İtalyan hem de İtalyan. Ah yandım. Sanki bu memlekette iç çamaşırı yok. Ay, kalite bu efendim, kalite. Ne kadar dayanıklı biliyor musunuz? Çok güzel bu. Süt yiyeni, kilodu, badisi, kombinezonu. Allah kahretsin seni Sabri. Sen de erkek misin? Oh, oh rezalet. Sokun şunları torbalarına. Ne diyor gene o kızım? Kıskançlıktan çatlıyor anneciğim, rezaletmiş. Aa, size bir koku. Bakın koklayın. Teşekkür ederim canım. Kendime benim de bir koku. Hı? Kendime bir güdderi takım aldım anneciğim. İhtiyaç. İyi yaptın. Ne zamandır yaptın istiyordum. Bakın. İyi etmişsin. Ah çok güzel. Allah'ım battık battık. Yarın da size bir kaşmir palto alacağım anneciğim, deve tüyü. Aman çok yakışır. Para kaldı demek ki. Muhterem kalkın da görün bu rezaleti, görün. Battık battık. Allah babana bir şey söylüyor gene o. Bizi şikayet ediyor anneciğim, bizi. Batırmışız. Kimin parasını kimden kaçırıyorsunuz efendim? Bu evin hesabı hepimizin hesabı. Soygunculuğa mı çıktık? Duyuyor musun Rüknettin? Damadın ağzına geleni söylüyor bana. Buyursun. Kemiklerini sızlattınız adamcağızın mezarında. Şimdi burada olsaydı rahmetli, görseydi bu kepazeliklerinizi, tuttuğu gibi o şımarık kızının saçlarından şöyle. Ah Rüknettin ah. Duyuyor musun damadını? Duysun, duysun. Ona söylüyorum zaten, şikayet. Ah muhterem, bir bilseniz ellerinden çektiklerimi. Kızım, kaptırma paranı diyor büyük hanım, kaptırma. Parayı kocasına kaptıracakmış. Bu bir erkeğe, bir aile reisine ne büyük hakarettir. Rüknettin, beni mi şikayet ediyorum? Evet efendim, sizi. Ne oldu kızı? Geçmiş baş köşeyi mendebur. Otur kızım, rahatına bak. Bir şey yapmaz, korkma. Görüyor musun Rüknettin, nasıl eziyet ediyor bize? Kim kime eziyet ediyor acaba muhterem? Araba peşinde koşuyorlar ana kız, araba. Sizin evin kirasını lop lop yutacaklar böyle. Faize verseydik bir ay sonra katlanacaktı o para. Pst! Defol mendebur musibet. Çişin mi var, neyin varsa çık yap sokakta. Büyük hanıma da dişini geçiremedi, kediye bağırıyor şimdi. Adam mı? Tak el koyacaksın paraya. Tak 6 aylık repo. O kadar. Tak tak. Şu aynanın da tozunu al koçum. Baş ne? Hiç bakmıyor Şükrü abi de bu arabasına hiç ya. Hiç. Zengillik. Sedat abi bir şey söyleyeceğim ama. Söyle koçum. Çok zor durumda kaldık. Yanlış anlamazsan mümkünse kayınbabam yarın 5'e kadar belediye cezanın ilk taksitini ödeyecek de. Ah koçum lafı mı olur? Konuşturur muyum seni böyle? Tak feda olsun. Bilmez miyim? Allah razı olsun. Anında. Tak tak.
Vay canım abicim, günaydın. Günaydın, günaydın. Beni mi bekliyordun Sedat? Elim mahkum abi, ne yapayım? Tak atarsın kardeşini şimdi karşıya. Bir telefon etsene oğlum, haberimiz olsun. Aman Şükrü, ne yaptın? Zahmet etme. Ne zahmeti canım, benim de kızım onlar. Buyurun, Allah razı olsun. Teşekkürler. Ellerinden öperler. Baş başa yap kızım Şükrü Bey amcana, baş baş. Ha Şükrü abi, Cafer arabanın tozunu aldı. Ha öyle mi? Bir dakika, affedersin. Cafer'cim. Ne demek efendim, bereket versin. Atla Sedat. Hemen abi, tak. Güle güle, hayırlı işler. Yolunuz açık olsun. Yeşil sanma kızım sen de. Salla kızım, el salla. Kahvaltın yarım kaldı Cafer. Ne yapayım Gül, takıldım Sedat Bey'e. Ağzını yokladım belki para bulur diye. Yok mu? Olur mu? Utanmasa o benden isteyecek, sahtekar. Sabri Bey ne diyor? Yok canım, sözünü geçiremiyor ki. Koydu paraları cebine, araba bakmaya gitti kadın. Zilli, bir arabası eksikti. He. Mal vereyim beyefendi. İşte arabam dolu, emrinizde. Temizlik malzemesi, ne isterseniz. Ne yapacağım malı Halil efendi? Alın dursun beyefendi, bir yıllık toptan. Koyun bodruma, bozulmaz etmez. Ne rüşvetçiliğimiz, ne ihtikarcılığımız kalıyor o zaman da Halil efendi. Bilmez misin bu apartmandakileri? Bir tane insan mı var yüzüne bakılacak? Vallahi yok, ne güzel söyledin. Ah beyefendi, yıkıldık, hapislerde çürüyeceğiz. Vah babacığım, vah. Ah şu parayı verebilseydiniz hanımefendiyi kaçırmadan bize. Damadını da gördü işte Halil efendi. Alabilmek için parçaladım kendimi. Allah razı olsun beyefendi, bu iyiliğiniz unutulmaz. Parçaladı vallahi, terliklerle koşturdu Ayla'nın peşinden. O sevim dünya varmış, bunu aldım. Üstüme gelme bu kadar. Bu da çıktı. Cafer, hop, ne oluyor orada? Aykuş, ne oluyorsa oluyor. Sana ne? Sen diş işine bak. Bir şey sorduk, neden toplandınız? Mal geldi, mal. İşler nasıl, yandan çarktı? Beyefendi, yuvarlanıp gidiyoruz. Allah bereket versin. Hesaplara bakacağım ha. Allah boyuna devirsin pis ayyaş. Hesaba bakacaksın ha. Ne anlarsın acaba? Ayla Hanım geldi, sevip koş. Anam geldi. İnşallah kaparo falan vermemiştir bir yere. Hoş geldiniz hanımefendi. Nedim, Asım koşun. Elinden paketleri alın hanımefendinin. İstemez, istemez. Eyvah, eyvah. Ayla Hanım, arabayı aldınız mı? Hayır Cemil Bey, beğenmedim hiçbirini. Oh Allah'ım, çok şükür. Hanımefendi, hanımefendi. Çok sıkıştık, elinize bakıyoruz. Size ekspresimizi ipotek edelim, ne isterseniz. Sevaptır Ayla Hanım. Vallahi sevap, hapislerde sürünecek babacığım. Ne yapayım, çeksin cezasını. Kaçak ev yaptırırken bana mı sordu? Bak babacığım bak, verin bana bari. Taşıyorum, istemez. Hanımefendi, araba da buluruz size. İstemez, ben bulurum arabamı. Açar mısınız kapıyı? Açayım efendim, buyurun. O paraya araba kalmadı. Sen bana sor araba fiyatlarını, bana. Taş kalpli. Hakikaten vicdansızmış. Vicdansız babacığım, vicdansız. Yürüyün hadi, başımızın çaresine bakalım. Ne oluyor Cemil? Ayla Hanım geldi Sevim. Ha, almış mı arabayı? Hadi görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Güle güle babacığım. Gitti bizim transportör Gül. Gitti gitti, yaktı bizi vicdansız kadın. Öldü babacığım, öldü. Bıktı canından. İşin yoksa in çık. Koştur haldır haldır. Söylenme söylenme, buna da şükür. Ya şükür. El alem oturduğu yerden havadan para kazansın. Aman kızlarıma bak, benim yavrularıma bak. Üf, kurt gibi acıktım Gül. İyi hadi başla. Ne oldu, konuştun mu Sabri Bey'le? Konuştuk. Vermiyormuş Ayla Hanım. Eyvah. Babam da ona güvendi. Ya şiştik. Koymuş 1350 doları cebine. Evi 450'den vermişler kiraya. Ne yapacakmış o kadar parayı Zilli? Araba alacakmış. Tüh, şu Sabri Bey'de de hiç erkeklik yokmuş. Yok ya, kılıbık kılıbık. Oyuncak oldu kadınların elinde. Asıl cadı o kaynanası var ya, o inletiyor adamı. Ben kızıma veririm paramı diyormuş. Tanımam öyle damat damat. Kızı da yer bitirir iki günde. Olacağına bak. Al kızım. Hadi kızım, nazlanma, doyur karnını. Peynir ye, peynir ye, peynir. Çatlak, anası da çatlak, kızı da. Ay bulmuşlar birbirlerini. Türkan Hanım'dan kıskanıyormuş kocasını.
Şükrü Bey de dağıtmış. Her gece zil zurna geliyormuş eve sıkıntısında. Ne yapsın adam, az dert mi, evlat bu. Öyle zor. Gitti bizim triportör. Baban satalım diye tutturacak şimdi. Türkan Hanım'la bir konuşsan. Aa, ben söyleyemem, utanırım. Ne var bunda utanacak, gün borç faiziyle vereceğiz. Vizite ücretlerini artırdı, sana 5 kuruş zam yapmadı ama. O başka. Çekilir misiniz yolumdan lütfen? Bakın Ayla Hanım, benden izin almadan bir yere gidemezsiniz efendim. Allah Allah, çocuk mu var karşınızda sizin? Aman Ayla Hanım gidiyor. Bırak. Aman bırak, sana ne gidiyorsa. Olur mu canım? Ayla Hanım, vallahi kıyameti kopartırım, rezil olmayalım apartmana. Olalım, benim kimseden korkum yok, bırakın kolumu. Hayır efendim, bırakamam. Çarçur edeceksiniz o parayı şimdi, araba maraba. Ederim, karışamazsınız. Bana verdi onu anneciğim. Baba. Bak babacığım, bak. Sus sen. İyi günler. Ayla Hanım, bakın %100'e yakın faiz verecekler. Dolarınız da yine dolar. Hayır efendim, istemiyorum. Yedirmem ben anneciğimin parasını öyle Halil efendilere falan. Garanti veriyorlar efendim. İstemiyorum efendim onların garantilerini marantilerini. Ayla Hanım lütfen. Karışmayın benim işime. Lan. İyi günler. Günaydın. Günaydın. Şükrü abi çıktı mı canım? Burada herhalde, arabası kapıda. Aman iyi. Ne oluyor gene bunlara? Para kavgası, buyurun. Ayla Hanım, çok yanlış bir iş yapıyorsunuz. Durur musunuz lütfen? Ben ne yaptığımı biliyorum efendim. Çocuk değilim. Gelmeyin peşimden. Senin boş kavga var. Ne kavgası efendim? Bilip bilmeden konuşmasanıza. Aile meselesi, konuşuyoruz şurada. Ayla, kaptırma paranı kızım sen. Kaptırır mıyım anneciğim? O göz var mı bende? Dolandırıcılığa mı çıktık efendim? Nasıl söz o? Kocasıyım ben onun. Bu da kocayım diye geçiniyor. Hadi bakayım, Serpil yapsın da bana böyle bir şey. Kolay mı? Erkeklik böyle zamanda belli olur işte. Ayla Hanım paraları kaçırıyor Sevim, koş. Allah boyunu devirsin baykuş. Kaçırmıyorum efendim, araba bakmaya gidiyorum. Hadi anneciğim, birkaç saate kadar dönerim. Hoşça kal. Güle güle kızım. Parana sahip ol evladım. Ayla Hanım. Hay paranız başınızı yesin. Kaptırmayacakmış ha? Yazık, yazık. Yazık vallahi. Çok ağır konuşuldu büyük hanım. Gördün sizin için ne kadar dil döktüğümü. Allah razı olsun. Hakkın ödenmez. Ne fayda? Araba alacakmış. Kaç para? Hepsi 1350 dolar efendim. Para da para olsa. İki lastik zor alır. Ha, anlatamıyoruz ki efendim bunlara. Ne gösteriyorsun beni öyle elinle? Rahat bırak kızı. Bıraktık efendim, bıraktık. Ne hali varsa görsün. Geliyorum, konuşacağım sizinle de. Tamam, gel. Gücüne gitti adam. Bırak, o da adam mı? Söyletmesin. Kılıbık kılıbık. Cafer. Buyur Cemil abi. Abi yok, Cemil Bey. Terziye ma. Nereye gitti o? Kim? Ayla Hanım. Araba bakacakmış, araba. Ne oluyor yine Cemil? Ayla Hanım ev kirasını alıp kaçtı Sevim. Nereye? Araba alacakmış kendine. Bize ne? Hadi bakalım, vaktin doldu. İçeriye, iş başı. Öf. Yengenin yanında çalışıyor baykuş, parça başı. Dikiş mi? Teyel yapıyor, teyel. Aferin be, bira parası ha. Tabii canım, boş oturana mama yok. Çak 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 çak. Nerede kaldı bu Şükrü abi ya? Çok geç yatıyormuş. Benden duymuş olma ama. Kızın derdinden her gece. Duydum duydum, yazık. Büyük konuşmayalım, biz de kız çocuğu büyütüyoruz. Kes şu ıslığı, kes. Pardon efendim, dalmışım. Buyur emret. Otur, otur. Halil Efendi'ye de mahcup oldu. Ne yapalım, zorla güzellik olmaz. Para onun. Parası başında paralansın, cadı. Yedik sanki. Öteki dünyaya götürecek bunak. Biraz kocamış canım. Hayır, olan bize olacak Sabri Bey. Satacağız triportörü mecburen. Yazık, gitti gider. Kaça alacaksın yenisini? Yenisi hikaye Sabri Bey. Kayınbabam alacağım diyor ama... Ne yapıyor bu baykuş, çıkmıyor pencereye eskisi gibi. Dikiş dikiyor Sabri Bey. Karısına yamak oldu, haberin yok mu? Sahi mi? Öyle bir söylenti duydum ama. Evet, kesin terzi oldu. Sabah 8, akşam 5. İyi iyi, çalışsın. Tabii canım, bize bulaşmasın da kafamızı dinleyelim biraz. İyi günler. İyi günler efendim. Size de komşum. Nasılsınız efendim, iyi günler?
İyi diyelim iyi olalım hanımefendim. Evdeki delilerle uğraşıyoruz. Belki duydunuz sabahki gürültümüzü. Olur komşum olur. Ev hal. Bizde de oluyor zaman zaman. Olur böyle şeyler amca, üzülme. Babam anneme bağırıyor, bize de bağırıyor. Ol. Biz konuşuyoruz burada amcamla Dumkov. Sana laf düşmez. Evet Halis, kesmesene babanın sözünü. Dumkov yok Davut. Bizim de evimiz olacak anne. Biz de karımızla tartışacağız zamanı gelince. Değil mi amca? Tabii evladım, tabii inşallah. O günleri de göreceğiz inşallah tertip. Teyzem nasıl amca? Teyzen geziyor evladım. Bırak amcacığım, gezsin, hava alsın. Öpüyorum yanaklarından. Hal! Teyzeleri öpmez Dumkov, yürü. Almanya'da öpüyorlar ama. Ver bana abadiyi Halis. Burası Almanya değil yavrum. İyi bak anne, biz yokken bozmuşlar ahlakını babamlar zaten. Hal! Orası söz. İçinde ahlakı mı olurmuş Dumkov? Olur tabii baba, asıl bir Amerikan kokeri o. Lahmacun kokoreç yedirip dejenere etmişsiniz hayvanı. Kes! Ukala konuşma. Alman bozuntusu. Yürü hadi işine. Müsaadenle komşum. Müsaade sizin efendim. Sefa ile hayırlı işler. Kolay gelsin. Bol kazançlar. Hayırlı işler Davut. Ben de abadiyi dolaştırayım biraz. Buyurun efendim buyurun. Her taraf sizin. Bağlamayın öyle hayvanı. Sıkılmıştır evde. Halis yavrum. Dersime gelmiyorsun artık. Anneme söyle amca, o göndermiyor. Neden efendim? Yürü. Hadi. Bir kusurumuz mu oldu? Küstürdük mü sizi yoksa farkında olmadan? Hayır efendim, ondan değil. Bütçemize uymuyor. Ha nasıl derler? Kazıklıyorsunuz bizi. Aa, estağfurullah efendim, ne haddi mi? Öyle demek istemedi Sabri Bey, yabancı. La koma abadi. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Ah vallahi geldim ama nasıl geldim bana sor. Üç vasıta birden. Ondan in, ona bin. Bak saat kaç oldu. Nazan ablam kovacak beni. Nasıl vaziyette? Belli etmemeye çalışıyorlar Sabri Bey ama kan ağlıyorlar. Sen haberi bundan al. Kolay mı? Ağlar. Tabii ana yürü. Berbat etti bıraktı kızı. Vicdansız. Gitmeseydi küçük hanım da o mikrobun peşinden. Yazık yazık. Benden duymuş olmayın sakın ha. Yok canım, bizden laf çıkar mı? Oo.